Gençler merhaba, yavaştan toplanalım. Yeni ünitemize başlayalım. Az önce geçen hafta yaptığımız üniteyle ilgili soruları çözdünüz. Geçen hafta neler görmüştük? Sizi beklerken, toplanmanızı beklerken onları minik minik hatırlayalım. Neydi ünitemiz? Teen Life'tı, gençlik ya da ergenlik hayatıydı. Neler görmüştük? Simple present tense'imiz vardı. Simple present tense görmüştük. Geniş zaman. Do ve does vardı. Yardımcı fiillerim. Onları görmüştüm. Fiilin birinci halini kullanıyordum. He, she'de sadece s takısı getiriyordum. Onu görmüştüm. Prefer vardı. Tercihlerimi belirttiğim bir kalıptı. Bu ünitede tekrar prefer göreceğiz ama geçen haftaki kadar uzun uzadıya anlatmayacağım. Anlatırken minik bir özetini tekrar geçeceğiz tabii ki. Onun dışında sevdiğim ve sevmediğim şeyleri belirtirken kullandığım kalıplarım vardı likes and dislikes konusunda. I love, I like, I can't stand, I dislike, I hate gibi fiillerim vardı, kalıplarım vardı. Bunları görmüştüm geçen hafta. Şimdi bu hafta yeni üniteme geçeceğim. Yeni ünitem ne bu hafta? In the kitchen, mutfak konusu hepimizin çok sevdiği, bu aralar bol bol uğradığımız bir yer mutfak konusu. Mutfak konusunda neler göreceğim? Hemen bakıyorum. Çok konu yok bu ünitede, ikinci üniteye kıyasla. Yine describing simple processes var. Basit süreçleri tarif ettiğim bir konu var ve bu konu içinde ben imperative dediğim emir cümlelerini göreceğim. Bir tarif verirken emir cümlelerinden yararlanacağım. İşte karışımı karıştır, şunu ekle, yumurtayı kır gibi emir cümlelerimi nasıl yaptığımı göreceğim. Bir de az önce söylediğim gibi preferences var. Yani prefer var, geçen hafta gördüm. Burada yine tercih ettiğim yiyeceklerden, içeceklerden bahsederken kullanacağım. Pekişmiş olacak geçen haftaya. Çünkü biraz karışık prefer. O zaman her zamanki gibi kelimelerimden başlayayım. Yine sınavlarda çıkmış, çokça çıkmış kelimelerim var burada. Bunlar ünite içinde çokça karşıma çıkacak, biraz bazen karıştırabildiğim kelimeler. Bakıyorum ilk kelimem neymiş? İlk kelimem add, eklemek. Bunu sadece mutfak konusunda değil de genel anlamda düşündüğümde genel anlamda eklemek anlamında kullandığım bir fiil bu. Mesela hepimizin kullandığı teknoloji ünitemiz de var, onun son ünitemiz de var. WhatsApp grubuna birini eklemek için de ben add fiilini kullanabilirim eklemek olarak. Aynı zamanda yemek tarifinde karışma bir şey eklemek için de bu fiili yine kullanıyorum. Bake, fırında pişirmek, karıştırmayalım. Cook'la karıştırıyoruz bazen. Bake, fırında pişirmek dediğim şey. Bunu şuradan aklımda tutabilirim benzer köklerden şu şekilde. Bake, fırında pişirmek. Ben mesela bakery'e gidiyorum ya, fırına gidiyorum. Fırından ekmek alıyorum ya da Ramazan günü mesela pide almaya gidiyorum fırına. Bakery, fırın. Baker ne? Fırıncı. Böyle bir nasıl diyeyim, hikaye oluşturursak kafamızda aynı kökten türeyen kelimeleri aklımızda tutmak daha iyi olur. Hem kelime hazinemiz fazlaca gelişmiş olur. Fırında pişirmek. Bakery, fırın. Baker de fırıncı. Bak, üç kelimeyi aynı anda öğrendim. Bu kase, çok kullanacağımız, tarif verirken de bir kase, un gibi şeylerle kullanacağım bir isim. Kase, bowl. Cut, kesmek. Diğer fiillerle karıştırmayalım. Dice var, ondan sonra cube var. Onlarla karıştırmayalım lütfen. Cut, bildiğiniz normal anlamda kesmek. Diş, dişi. Biz bulaşık yıkamaktaki bulaşıkla karıştırabiliyoruz çoğu zaman. Ama burada diş kullandığım yere göre yemek anlamı veriyor. Traditional dishes dersem geleneksel bulaşık olmayacağına göre geleneksel yemek anlamında kullanılıyor. Flour bildiğimiz un, bu aralar çokça kullandığımız bir ürün. Fry kızartmak, French fries diye dediğim zaman patates kızartması. Ya da fried chicken, kızarmış tavuk şeklinde bunu farklı şekillerde kullanabiliyorum. Ama fry tek başına kızartmak anlamında bir fiil. Frying pan ne oluyor o zaman? Fry kızartmaksa frying pan de kızartma tavası oluyor haliyle.
Grill ızgara yapmak. Bunu çokça metinlerde et ile birlikte görüyoruz. İşte tavuğu ben ızgara yapıyorum. Ne çeşit tercih edersin gibi sorularda. Çokça kullanıyorum grill'i. Heat ısıtmak. Bunu da tariflerde preheat şeklinde de görebiliyorum. Önceden ısıtılmış fırın anlamında ama heat tek başına ısıtmak, ısı anlamında kullanılıyor. Ingredient bu ünitenin önemli her yerde karşıma çıkan kelimelerinden bir tanesi. Konum mutfak, tarif veriyorum. Ingredients ne? Malzemelerim, içindekiler anlamında kullanılan bir kelime. Buna özellikle yıldız koyuyorum. Çok da önemli bir kelime ingredients. Mix, karıştırmak, eylem olarak karıştırmak bir bowl'un bir kasenin içindeki bir karışımı. Karıştırmak anlamında mix bir fiil. Mixture dediğim şey ise bunun isim hali. O yaptığım karışım anlamına geliyor. Örneğin kek yapıyorum. İşte unu, yumurtayı, malzemelerimi, ingredientslarımı mix ediyorum, karıştırıyorum. Daha sonra bu bir mixture haline geliyor, bir karışım haline geliyor. Bunu kaba döküp pişiriyorum. Mix fiil hali, karıştırmak hali. Mixture karışım anlamında kullanıyorum. Pour, dökmek anlamında kullanılıyor. Fakir olanla karıştırmayın. Söylenişi benziyor ama o iki o'yla. Pour ve pour. Bu dökmek, örneğin pankek yaptım. Üzerine bal döküyorum. Maple, şurup döküyorum. Pour o anlamda kullanılıyor. Prepare, hazırlamak. Sofrayı hazırlıyorum ya da malzemelerimi hazırlıyorum. Karışımımı hazırlıyorum dinlendirmek için gibi. Hazırlamak anlamında. Receipt, yine bu ünitede çokça karşımıza çıkacak. Tarif, konumuz mutfak. Haliyle tarif. Tarifler göreceğiz. Servis etmek. Türkçesi kulağa çok benziyor. Çarşım yapabilir, servis etmek işte. Soğuk servis edin, dolapta dinlendirip servis edin anlamında kullanılabilecek bir kelime. Stir, karıştırmak. Yine çokça karşıma çıkacak çünkü yaptığım yemekleri karıştırmamı söyleyecek tarifte bana. Stir, karıştırmak. Unutmuyorum. Well known, iyi tanınmış, iyi bilinmiş, iyi bilinen, ünlü anlamında kullandığım bir sıfat. Şöyle ki, konum mutfak, mutfaktan bahsediyorum. Ülke mutfaklarından bahsedeceğim örneğin. O işte iyi tanınmış bir şeftir diyebilirim. O restoran bu Meksika mutfağında iyi tanınmış, yer edinmiş, adı bilinen bir yerdir anlamında. Well known'u da kullanacağım. Know zaten bilmek. Known bilindik, bilmek, tanınmak anlamında kullanıyorum. Well known iyi tanınmış. Şimdi yine her zamanki gibi kelimelerimle ilgili iki minik sorun var. Hemen bakıyorum. Pekisin diye. Solda bir tane resim var gördüğünüz üzere. Bir portakal suyu, orange juice. Bardağa bir şey yapılıyor. Ne yaptığını ben bakacağım. Bake neydi? Bake fiili. Az önce şurada görmüştüm. Neydi? Fırında pişirmekti. Bu arkadaş fırında pişirecek herhangi bir şey yapmıyor. Gitti. Fry neydi? Fry film. Kızartmaktı. Yine kızartılacak bir şey yapmıyor. Pour neydi? Az önce yine şurada görmüştüm. Bir şey dökmek anlamında kullanıyordum. Bardağı portakal suyunu döküyor mudur? Döküyordur. Son olarak, pardon. D şıkkındaki filme bakıyorum. Great ne demek? Great. Bir şeyi rendelemek anlamında kullandığım bir fiil. Bu daha önce deneme sınavlarına çıkmış bir şey. Bir peynir rendelemek pizzanın üzerine örneğin. O anlamda kullandığım bir fiil. O yüzden cevabım C. Niye portakal suyunu döküyorum üzerine. Sağda yine bir resmim var. Elmayı arkadaşımız bir şey yapıyor, ne yapıyor? Şimdi slice. Slice neydi? Bu az önce cut grubuna giren, çokça karıştırılan fiillerden. Slice dilimlemek anlamında kullanıyordum. Arkadaşım hayır dilimlemiyor. Üstündeki kabukla bir işi var. B şıkkına bakıyorum. Peel. Peel ne? Bir şeyin derisini soymak, üzerine temizlemek anlamında kullandığım bir fiil. Peeling'den bize yakın gelecek bir kelimeden aklıma gelsin. Bu arkadaş elmanın kabuğunu soymuyor mu? Soyuyor. Dursun kenarda diğerine bakayım. Chop yine kat ailesinden. Çok fazla dilimleme, doğrama şekillerimden bir tanesi. Çok çok doğradığım fiil. Doğramak yine gitti.
Boil neydi? Boil kaynatmak. Su kaynatıyordum örneğin makarna yapmak için. E arkadaş yine kaynamakla ilgili bir şey yapmıyor. Burada elmamın kabuğunu soyuyor. Soyma anlamında peel kullanıyorum. Geldim bu ünitenin temel konularından. Describing simple process'e. Yani bunun ana başlığı altında göreceğim. Imperative şurada gördüğüm konuya. Şimdi tarif verirken basit emir cümleleri kullanacağım. Imperative'ler kullanacağım. Bunları nasıl yapıyorum ama ona bir bakalım. İngilizce'de emir cümlesi kurmak için iş, oluş, hareket bildiren kelime cümle başına getirilir. Ben bir şeye emir verirken fiille emir vereceğim tabii ki. Gel, git, yap, otur, kalk şeklinde. E haliyle emir cümlesinde de ben özne kullanmayacağım. Aynı Türkçedeki gibi. Özne kullanmıyorum. Fiille yapacağım yapıyorum. Otur, kalk, ye, iç gibi. Örneklerime bakayım nasıl yapmışım. Cut the cabbage demişim. Lahanayı kes. Direkt emir verdim. Kime verdiğim belli değil. Sana, ona, bize, arkadaşıma bilmiyorum ama lahanayı kes deyip emir veriyorum. Slice the carrot and tomato. Domatesi ve havucu dilimle. Peel and chop the onion. İkisini birlikte kullanmışım. Soğanı soy ve doğra. Put the vegetable in a frying pan. Sebzeleri bir kızartma tavasına koy. Emir vermişim yine. Fry the vegetable for 10 minutes. Sebzeleri 10 dakika boyunca kızart. Hepsinde ne yapmışım? Gördüğüm gibi hiçbir özne yok. Hepsinde cümlemin başına fiilimi getirmişim olduğu gibi hiçbir çekim hiçbir şey yapmamışım. Birinci haliyle olduğu gibi koymuşum. Ardından da neyi yapmam gerekiyorsa onu söylemişti. Lahanayı kes gibi. Sonrasında fiilimin sonrasında yapacağım şeyi söylüyorum. Ha, olumsuz da emir verebilir miyim? Verebilirim. İşte gelme, yeme, şunu yapma gibisinden emir verebilirim. Verirken geçen hafta hatırlıyorum, Simple Present Tense'de iki yardımcı arkadaşım vardı, Do ve Does gibi. Burada bir özne kullanmadığım için Does'la herhangi bir işim yok. Don't olarak alacağım olumsuz cümlemdeki yardımcı arkadaşımı. Ve bu sefer az önce ne yapıyordum? Kullanacağım fiili en başa getiriyordum ya, olumsuz yapmak için bu sefer yardımcı fiilimi artı ana fiilim şeklinde kullanacağım. Örnekte gördüğüm gibi nasıl yapmışım? Don't stir it while cooking. Pişirirken karıştırma demek için yardımcı fiilimi başa getirmişim. Ardından ana fiilimi, karıştırmak olan fiilimi hemen dibine yapıştırmışım. Cümlemi kurmuşum. Ha, şöyle bir şey de görebilirim. Ünlemlerime bakıyorum. Emir cümlelerinde please kelimesi rica anlamı katabilir. Ben please'i lütfen anlamında kullanıyorum normalde ama biraz daha hani böyle rica anlamı katmak istersem please'i kullanabilirim. Nasıl kullanırım? Örneğin bring a glass of water please diyebilirim. Bir bardak su getir lütfen şeklinde arkadaşımdan, abimden, ablamdan su rica edebilirim. Biraz daha kibar bir rica anlamı katsın diye. Ne yapıyordum? Fiili olduğu gibi alıyorum. Hiçbir şey yapmıyorum. En başa getiriyorum. Özne kesinlikle kullanmıyorum. Olumsuz yapacaksam da normal simple present'te nasıl ben bir cümleyi olumsuz yapıyorsam aynı şekilde öznesi olmadan olumsuz haline çeviriyorum. Bir örneğim var. Anzak bisküvisi tarifim var burada. Güzel bir bisküvi tavsiye ederim. Kenarda malzemelerim var. Yan tarafta da bana imperatif ile emir cümlesiyle nasıl yapılacağını tarifini vermiş. Şimdi bakacağım. Neyim varmış ingredients olarak en başta? One cup of plain flour. Bir kap, bir kase ya da nasıl derseniz. Unum var. One cup of rolled oats. Bir kase yine aynı şekilde. Yulaf ezmem var. One cup of desiccated coconut. Bir kase de bildiğim bu Hindistan cevizi kurusu tane tane olandan var. Three quarters cup of brown sugar. Bir kasenin dörtte üçü kadar esmer şekerim var. 125 grams of butter, 125 gram neyim var? Yağım var, tereyağım var. 2 tablespoons of golden syrup. 2 yemek kaşığı. Şimdi bu teaspoon, tablespoon da karıştırılan ölçü bilimleri. Table
Spoon yemek kaşığı daha büyük olanlarda. Golden Syrup dediği bizim bildiğimiz bal benzeri bir şurup. One teaspoon of bicarbonate of soda. Şimdi teaspoon ne oluyor? Eti çay. Çay kaşığı tabii ki haliyle. Bir çay kaşığı da pişirme sodamız varmış. Şimdi bizim asıl ilgileneceğimiz kısım metot kısmı. Yani bana nasıl yapacağım tarif ettiği kısım. Ne kullanırım? Imperatif kullanıyordum. Bakıyorum bana nasıl tarif etmiş. Preheat. En başa fiilimi olduğu gibi koymuş mu? Koymuş. Az önce kelimeleri gösterirken ne demiştim heat ile ilgili? Preheat şeklinde de ben bunu tariflerde görebilirim demiştim. Ne diyor? Preheat the oven to 160 degrees. Fırını önceden 160 dereceye ısıt. Önceden ısıtılmış 160 derece fırında diyebilirim aslında nasıl istersen. Preheat, ısıt, önceden ısıt anlamında bir emir vermiş miyim? Vermişim, önceden ısıt demişim. İkinci adımıma bakıyorum. Put the flour into a large bowl. Add the oats, coconut and brown sugar. Stir. Ne yapmış? Yine aynı şekilde put demiş. Unu büyük bir kaseye az önce gördüğüm koy. Emir veriyorum. Add the oats, coconut and brown sugar. Yulafı, Hindistan cevizini ve esmer şekeri ekle. Add. Az önce yine kelimelerimde görmüştüm. Ve stir. Bak stir de hiçbir şey devamına getirmemiş. Direkt karıştır şeklinde olayı bırakmış. Üçüncü adıma geçiyorum. Ne demiş? Melt the butter in a saucepan and add the golden syrup and 2 tablespoons of water. Melt the butter. Yani yağı, o margarini, tereyağını bir sos tavasında erit. Yine emir veriyorum. Olduğu gibi kullanıyorum. Melt eritmek demek. Erimek, eritmek. Add the golden syrup demiş. Yine aynı şekilde ekle. Sonra da 2 tablespoon yemek kaşığı suyu ekle. Aynı şekilde. Dördüncü adımda stir var. Az önce tek başına kullanmıştı stiri. Burada devamlı bir şey getirmiş. Sodayı, pişirme sodasını, bu likit sıvı karışıma, mixture, artık mixture o bir karışım. Da karıştırıyorum. Stir neydi? Karıştırmaktı. Add two mixtures and mix. İki karışımı ekle ve karıştır. Şimdi bu isim olan, bu fiil olan karıştırma. Mix tek başına fiil olan karıştırmak eylemi. Mixture karışım isim olan. Place the mixture into bowls on a baking tray. Baking tray ne? Bildiğimiz fırın tepsisi, pişirme tepsisi. Bu karışımı da ona koyuyormuşum, yerleştiriyormuşum küçük toplar halinde. Ve press with a fork. Press, bastırmak, bir şeyle, çatalla üzerine bastıracakmışım şekil alsın diye. Ne yaptım? Fiilleri olduğu gibi kullandım. Çok basit bir şekilde yemek tarifi verdim. Şimdi yemek tarifi verirken böyle basit şekilde hani şunu yap, şunu yap, şunu yap şeklinde de verebilirim. Bir de onun dışında sıralama kelimeleri de kullanabilirim. Yani ne yaptım? İlk önce fırını 160 derecede önceden ısıttım. Sonra unu büyük bir kaseye koydum şeklinde de verebilirim. Bunu nasıl yapıyorum? Bir olayı, bir süreci ya da bir işlemi tarif ederken kullanılan geçiş sözcükleri vardır. Bunlar nelerdir? Şöyle. First bildiğim, bunu aylardan biliyor olabilirim doğum tarihimi söylerken işte First of July şeklinde söyledim. Bunlardan aklımı tutabilirim. First ilk olarak öncelikle şunu yapıyorum. Second değil, second zaten neydi? İkinciydi. Second ile ikinci olarak. Then, sonra. Şimdi şurada şöyle bir şey var. Ben secondly'yi de kullanabilirim first'ten sonra. Then'i de kullanabilirim ya da next'i de kullanabilirim ondan sonra. Yani bu şekilde bir order, bu şekilde bir sıra olmak zorunda değil. Bunlar kullanılan kelimeler. Yani ben first'ten sonra mutlaka secondly kullanacağım diye bir şey yok. First'ten sonra then de kullanabilirim. Öyle bir order'ın, bir sıralaman, bir zorunluluğum yok. Bu sadece kullanılan kelimeler. Yani sıra şeklinde değil. İlk olarak yaptım, ikinci olarak yaptım ya da then dedim. İlk olarak bir şey söyledim, sonra şunu yapıyorum dedim. After that, ondan sonra çünkü çok fazla prosesim, çok fazla sürecim var. Next, sonra ya da daha sonra. And then,
Ve sonrasında finally de zaten son olarak deyip tarifimi bitiriyorum. Şimdi nasıl yapıyormuşum bunu bir makarna tarifinde göreyim. Alta Türkçesi de var. First demişim. İlk olarak ya da öncelikle. Put water into a pot and boil it. Bir tencere su koyun ve kaynatın. Then, bak secondly'yi kullanmamışım burada. Onun yerine then kullanmışım. Put a packet of pastene and a tablespoon of salt. Daha sonra bir paket makarna ve bir yemek kaşığı tablespoon tuz ilave edin. Emir veriyorum. Et ya da edin. Boil it for 10 minutes. 10 dakika boyunca kaynatın. Stir it for a few times. Birkaç kez karıştırın. Next. Bunları yaptıktan sonra turn off the stove. Ocağı kapatın. After that. Ocağı da kapattıktan sonra yani ondan sonra makarnayı alın ve bir tabağa koyun. Finally, son olarak, mix it with ketchup. Ketçapla karıştırın. Enjoy your meal. Afiyet olsun. Süreçlerim şu Anzak kurabiyesinden farklı olarak aşamalarını tarif ede de yaptım. Yani ilk önce şunu yapıyorsun, sonra bunu ekliyorsun, daha sonra bu şeklinde yaptım. İlkinden farklı olarak. Bunların dışında şuradaki first, secondly, then gibi sıralama kelimelerimin dışında kullanacağım. Bir de şöyle 3 tane arkadaşım var. Zaman zarfı diyebileceğim. Süreç ya da tarif metinlerinde sıkça kullanılan bağlaçlar vardır. Bunlar neymiş? Az öncekiler sıralama kelimeleriydi. Bunlar bağlaçlar. After var. Önüne getirildiği kelimeye veya cümleye then sonra anlamı katıyor. Yani after'ı koyduktan sonraki cümle daha sonra yaptığım şeyi ifade ediyor. Örneğime bakayım daha iyi anlayayım. After school, okuldan sonra I go home, eve gidiyorum. Okuldan çıkıyorum. Sonrasında eve gidiyorum. Önce okuldan çıktım. After you boil the water, suyu kaynattıktan sonra, önce suyumu kaynattım. Sonra add some pasta, biraz makarna ekle diyorum. Yani after'ımı kullandığım yerden sonrası sonra yaptığım eylemi tarif ediyor. Okula gitmişim. Okuldan sonra ben eve gidiyorum. Ya da suyu kaynattıktan sonra ben makarna ekliyorum. Önce suyumu kaynatacağım. Tamam mı? Bir diğeri before, after'ın tam tersi zıt anlamlısı, opposite'i. Önüne getirildiği kelime veya cümleye den önce anlamı katar. Az önce neydi? Şundan sonra diyordum. Buradaysa şundan önce anlamı katacağım. Before the meals, wash your hands. Yemekten önce, yemeklerden önce ellerini yıka. Yemeği yemeden önce elini yıkamam gerekli. Onu belirtiyorum. Before the onions turns brown, add the tomatoes. Soğanlar pembeleşmeden önce. Biliyorum burada brown demişim ama biz Türkçe'de kahverengileşmek değil de pembeleşmek diyoruz. Onlara takılmayalım. Soğanlar pembeleşmeden önce domatesleri ekleyin. Daha önce yapmam gereken şeyi söylüyor bana before. When'e geldiğimde ise önüne geldiği cümleye the zaman anlamı katar. Şu şu olduğu zaman, şu şu olduğunda anlamında kullanıyorum. Nasıl kullanıyorum? When the bread toast, take them out of the oven. Ekmek kızardığı zaman fırından çıkar. When it starts to boil, turn down the cooker to a low heat. Kaynamaya başladığında, o anda, aynı bir çizelge çizersem, ocağı kısık ateşe çevir, kısa al şeklinde kullanıyorum. Ben bir zaman şeyi çizelgesi yapayım, bakayım nasılmış. Şimdi, şu benim zaman çizelgem olsun. Eylem şurada gerçekleşiyor diyelim. Şu ortaya çizdiğim yerde gerçekleşiyor diyelim eylem. Beni ben buraya koyabilir miyim? Koyarım. Ekmek kızardığı anda yapıyorum çünkü. O anda çıkarıyorum onu fırından. Eve gitme kısmım şurada kalıyor. After. Eve gitme kısmım. Ev kısmı şurada kalıyor. Before'a geldiğimde ise before the meals wash your hands. After'ın olduğu kısma meals'ı eklersem yemek sonra olacak. Yemekten önce ne yapmam gerekiyordu? Ellerimi yıkamam gerekiyordu. Before tam burada kalıyor. Yani before zaman çizelgesi düşünürsem geçmişte kaldığını varsayıyorum. Daha önce yapmam gerektiği için. When'i ortada şu anda düşünüyorum çünkü o eylem gerçekleştiğinde ben bunu yapıyorum.
After daha sonra ben future gelecek olarak da düşünebilirim, tamam mı? Yani tam ortada şu anda eylemin olduğu anda şurası before, daha önce yapmam gereken şey after'da, ondan sonrasını kapsayan bir dönem. İki tane yine minik örneğim var. Konular pekişsin diye haftaya zaten bu konularla ilgili ders hocamızla çözeceksiniz ama şimdi biz de hemen sıcağı sıcağı yapalım. Sıralama soruları bizi biraz sıkıntıya sokan sorulardan. Neyle başlayacağım bilmiyorum ama sıralama kelimeleri aslında bu konuda bana çokça kolaylık sağlıyor. Nasıl bakayım? Neyi sormuş bana? Yukarıda verilen yemek tarifinin doğru sıralaması aşağıdakilerden hangisidir? Bana 4 tane cümle vermiş, sıralamamı istiyor. Şimdi bakacağım cümlelere. İlk bir numarada ne var? Then. Put 2 tablespoons of oil into a pot. Sonra o şeye, tencereye 2 yemek kaşığı yağ koy diyor. İkinci cümleye bakıyorum. Finally. Son olarak anlamında kullandım. Adlarını çizeyim. Finally add other ingredients with together a lighter water and wait until it boils. Diğer malzemeleri de suya ekle, suyla birlikte ekle, kaynamasını bekle. After that, ondan sonra after that, fry the onions until they turn into brown. Daha sonra, ondan sonra soğanları kahverengileşene, pembeleşene kadar kızart. Dördüncü cümlemde ne var? First, ilk olarak. Peel and chop the onions. Soğanları soy ve doğra diyor. Şimdi ben ne yapıyordum yemek tarifi verirken? En başa ne koyarım? First koymaz mıyım ilk olarak demek için? İlk önce ne yapmam gerektiğini söyleyeceğim. İlk önce ne yapacağım? Soğanları soyacağım ve doğrayacağım. Şimdi ne oldu? Bir gitti, iki de gitti, D de gitti. Zaten kendiliğinden çıktı ortaya. Cümlemi kurayım. Ne yaptım? First peel and chop the onions. Önce soğanımı soydum ve doğradım. Ardından ne yapacağım? After that, ondan sonra ne yapacağım? Sonrasında ne yapacağım? Zaten şıklar beni yönlendirecek. Then put 2 tablespoons of oil into a pot. Sonrasında bir kaba 2 yemek kaşığı yağ koyacağım. Sonrasında ne yapıyormuşum? Ondan sonra soğanları pembeleşinceye kadar kızartıyormuşum. 3 numara. Son olarak da artık diğer malzemelerle birlikte suyu ekleyip kaynayana kadar bekleyecekmişim. Hemen zaman zarflarım, sıralama kelimeleri bana ipucunu verdi ve çözdürdü. Hemen yandaki örneğime bakıyorum. Bu sefer burada bir süreç var. Bir paragraf var. Paragraftaki süreci doldurmam gerekiyor. Pamela diyor ki how do you make berry muffins? Yaban mersinli muffinleri nasıl yapıyorsun? Karen cevap veriyor. Well, first I preheat the oven at 2000 degrees. İlk önce fırını önceden 200 dereceye ısıtıyorum. First deyip koymuş orada. Koymuşum şuraya first. Bla bla bla. I put the flour and baking powder in a bowl. Nokta nokta nokta. Unu ve kabartma tozunu bir kaseye koyuyorum. Nokta nokta nokta. I add sugar and salt. Tuz ve şeker ekliyorum. Next. I mix the eggs, yogurt and oil together. Sonra yumurtayı, yoğurdu ve yağı birlikte karıştırıyorum, çırpıyorum. Bla bla. I add the berries and mix them. Sonrasında berileri, yani bu kırmızı meyve dediğimiz aslında şeyleri koyup onları karıştırıyorum şeklinde bana bir tarif vermiş. Bakalım bu boşluklara ben neler getireceğim. Zaten first'ı şuraya ilk etap olarak koymuş mu? Koymuş. Ben o zaman B şıkkını eler miyim? Elerim. İlk önce yapmam gereken şey neymiş? Demek ki fırını 200 dereceye ısıtmakmış. Sonrasında ne yapacağıma bakacağım. A şıkkına diyor ki finally. Ben daha ikinci etaptayım. Finally diyebilir miyim? Diyemem. A şıkkı gitti. C şıkkına diyor ki before. Bu olabilir mi? Ben dedim ki fırını 200 dereceye ısıttım önceden ilk etap olarak. Öncesinde de işte unla şeyi
Kabartma tozunu pişirme sodasını bir kasede karıştırdım. Olmaz, etap etap gidiyorum ben. Bunu da eledim. D şıkkı zaten bana cevap olarak kaldı. D şıkkı ne diyor? İkinci olarak ikinci olarak da unla pişirme sodasını karıştır. Şuraya ekledim second'ı. Devam ediyorum. After that, ondan sonra tuz ve şeker ekle. Next'i zaten kendi veriyor. Yumurtayı, yoğurdu ve yağı karıştır. Finally, en son etap olarak şurada finally. Hepsini ekleyip karıştırıyorum. Çözdüm mü sorumu? Çözdüm. Etap etap baktım. Sıralama kelimeleri benim için önemli. Geçen hafta işlediğim bir konuydu bu. Preferences, yani tercihlerimden bahsettiğim konu. Tekrar özetini minik bir şekilde geçeceğim. Çünkü geçen haftaki kayıtta bulabilirsiniz. Uzun uzun anlatmıştık. Ama kısaca neydi? 3 tane formülüm var burada. Bir şeyi tercih ettiğimi belirtmek için kullanıyordum ben bu prefer kalıbını. Nasıl kullanıyordum peki? Ya ismi isme tercih edebiliyorum, nesneyi nesneye ya da. Nasıl? Örneğin işte çikolata ve ice cream, dondurma demişim. İkisi de isimli, bir isimli. Bunları birbirine tercih edebiliyorum. Ya da iki fiili birbirine tercih edebiliyorum. Film izlemek ya da kitap okumak gibi, yürümek ve koşmak gibi. İki fiili birbirine tercih edebiliyorum. Tercih ederken nelere bakıyordum kural olarak? Birincisi, aynı Simple Present'taki gibi. He, she, it kullanıyorsam yapacağım cümlede prefer s takısını mutlaka alıyordu çünkü prefer bir fiil ve geniş zamanda ben he, she, it'te fiilime s takısı ekliyordum bu sebeple. He, she, it varsa prefers şeklinde kullanıyordum. İkincisi, eğer fiilleri karşılaştıracaksam, yani şuna şuna tercih ediyorum dediğim şeyler iki fiil ise fiillerime ing takısı getirmek zorundaydım. Çünkü neden, ne demiştim ben? İki fiil İngilizce'de olduğu gibi yan yana durmuyorlar, anlaşamıyorlar. Ben birini mutlaka değiştirmek zorundayım. Prefer tercih etmek bir fiil. Yanına zaten bir fiil getiriyorum. Bu sebepten dolayı ben fiilime ing takısı getireceğim fiilime ing takısını mutlaka ekliyorum. Yine he, she, it kullanıyorsam prefer'ime s takısı alıyor. Onda hiçbir sıkıntı yok. Ama tercih ettiğim şeyler fiil oluyorsa bu sefer onlara ben ing takısı ekliyorum. Bir de şöyle bir şekilde de kullanabilirim prefer'ı. Ben ne olarak öğrendim? Bir şeye tercih ediyorum şeklinde öğrendim. Ama kısaca ben şunu tercih ederim şeklinde de kullanabiliyorum. Hiçbir şey yok. Bu sefer araya to koymadan cümlemi bitirmiş oluyorum. Bakıyorum. İsme tercih edersem ne yapıyorum? Şimdi prefer artı noun. Araya bir to mutlaka getiriyorum. Şunu şuna anlam katıyordu to. Yine ne anlamı getiriyorum. He prefers. S takım var. Neden? Çünkü bir he bu arkadaş. He prefers ice cream to chocolate. O dondurmayı çikolatayı tercih eder. Yani tercih ettiği şey ne? Dondurma. Neydi benim şeyim? Planım. İlk tarafa yazdığım birinci benim ilk tercihimdi. Yani tercih ettiğim şeydi. Bunlar paragraf sorularından veriliyor. Böyle cümleler uzun uzun yazılır. Şıklarda da şunu tercih ediyor şeklinde verildiğinde hangisi olduğunu karıştırmak çok olası. O yüzden İlk yazdığım benim ilk tercihimdir, benim tercih ettiğim şeydir şeklinde aklımı tutarsam daha basit, daha kolay olur. Evet, dondurmayı çikolata tercih ediyorum. Yani dondurmayı tercih ediyor bu arkadaş. Şimdi fiilleri kıyasladığım yere geldim. Yine preferim var. Verb ing şeklinde, gerundif şeklinde verb ing olarak kullanıyorum. Yine to'yu araya koydum. İkinci fiilim de yine verb ing şeklinde geliyor. Ne demişim? We prefer, we olduğu için S takısı getirmiyorum. Cooking at home to ordering. Biz evde yemek pişirmeyi dışarıdan söylemeyi tercih ediyoruz. Cook fiilime ing'imi ekledim mi? Ekledim. Order sipariş vermek fiilime ing'i ekledim mi? Ekledim. İki fiil kullandım. İki fiili karşılaştırdım. ing ile belirttim. En son söylediğim neydi? Şunu şuna tercih ediyorum diye uzun uzun söylemeden de şunu tercih ediyorum deyip bitirebilirim. Nasıl yapıyorum? Yine prefer'ımı yatıyorum. Tercih ettiğimi söylüyorum. İkinci tarafta to ya da herhangi bir şey kullanmıyorum. Nasıl yapıyorum? İsim kullanmışım pop concert diye. We prefer
Pop concert demişim. Özlemi getirmişim, preferimi araya koymuşum, tercih ettiğim şeyi söylemişim. Bir fiil tercih ediyorsam yine aynı şekilde they prefer reading demişim. Özlemi getirmişim. Preferimi kullanmışım. Reading olarak fiilimi ing takısıyla birlikte arkasından eklemişim. Bu konu çok da karışık değil aslında ama metinlerde kullanıldığında biraz kafa karıştırabiliyor. Şunu unutmuyorum. İlk tarafa yazdığım benim ilk tercihim her zaman tercih ettiğim şeydir. Bunu unutmuyorum. Yine her zamanki gibi 2000'lik sorum var. İlk soruma bakıyorum. Konuşma balonunda boş bırakılan yere hangi ifade getirilmelidir? İki tane kızcağız konuşuyorlar. Sarışın demiş ki, Do you prefer cooking meat or fish? Et pişirmeyi mi yoksa balık pişirmeyi mi tercih edersin? Bana bir soruyla gelmiş. Ben de tercih ettiğim şeyi söyleyeceğim. A şıkkına bakıyorum. Ne demiş? I like cooking meat. Ben et pişirmeyi seviyorum. Cevap olarak verebilir miyim? Olabilir mi? Olabilir. Bir dursun. Çünkü ben diyor ki et mi balık mı pişirmeyi tercih edersin? Ben et pişirmeyi severim. Diyebilir miyim? Belki diyebilirim. Tüm şıklara bakacağım. B şıkkında diyor ki, fish restaurants serve healthier food. Balık restoranları daha sağlıklı yemekler servis eder. Sen bana hangisini pişirmeyi tercih ettiğini soruyorsun. Restoran ne alaka ve sağlıklı yiyecek? Onun için gitti. C şıkkında no I don't diyor. Tamam, duyuyla sormuş bana soruyu. Ben geçen hafta yardımcı fiille sorulan sorular yes no question diyordum ama bana burada hangisini tercih ettiğimi soruyor. Ben ikisinden birini seçip söylemeliyim. Bu prefer ile ilgili bir soru. O yüzden no I don't olmaz. D şıkkına yine yes no şeklinde cevap vermiş. Yes no question gibi almış bunu. Yes I do demiş. Yine olmaz. Bana seçim sunuyor ve ben birini seçmeliyim. O yüzden cevabım A şıkkı çıkıyor. İkinci tarafta bir abimizle bir ablamız konuşuyorlar. Diyor ki boş bırakılan yere hangisi getirilemez? Hangisinin uymadığını bulacağım burada. Abimiz demiş ki Why do you prefer eating salad? Neden salata yemeği tercih ediyorsun? Bana bir ipucu why ile soruluyorsa soru mutlaka zaten because aramam gerekli cevaplardı. Normalde soru çözerken de bu konunun dışında olsa da bir boşluk varsa ve cevaplarda bir kaos varsa ben why aramak zorundayım. Çünkü neden diye soruyor, çünkü diye cevap vermeliyim. Çok basit. Bana demiş ki neden salata yemeği tercih ediyorsun? Bütün cevaplarım zaten bir kaosla. Ben devamına bakacağım hangisi getirilemez. A şıkkına demiş ki It is easy to prepare. Prepare neydi? Hazırlamaktı. Hazırlaması kolay çünkü diyor. Olabilir mi? Olabilir. Marula hemen tık tık koydum. Bitti. Olabilir. B şıkkına diyor ki It is healthy. Sağlıklı. Olabilir. Salata, sebze. C şıkkına diyor ki Because it is my favorite music style. Ben sana salatadan bahsediyorum. Yemek yemekten bahsediyorum. Müzik stili, müzik tarzı ne alaka? Gitti. Olmaz. Şıkkına Because it is delicious. Çünkü lezzetli olabilir mi? Severim salatayı, tadı hoş geliyordur diyebilirim. Ama ben müzik stilinden, müzik tarzından bahsetmediğim için C şıkkını hiçbir şekilde cevap olarak söyleyemem. Şimdi, bu üniteyle ilgili bilmem gereken önemli soru kalıpları ve birkaç cümle var. Bunlar neler? Bakıyorum. Bunlar az önceki gibi şu boşluklarda kullanabileceğim, pardon, boşluklarda kullanabileceğim direkt bana cevabı sağlayacak sorular. Onun için bunlara dikkat ediyorum. Şimdi neymiş bu birkaç sorum? What are the ingredients? Ya da what is in it şeklinde sorduğum soru. Yani ne soruyorum ben sana burada? İlk tarafta what are the ingredients dediğimde malzemeler neler diye soruyorum sana. Tarif verecek bana. Bir boşluk gördüm. Altında da bana içindeki malzemelerden bahsediyor. İşte et, soğan, domates şeklinde söylemiş. Ben ne soracağım burada? What are the ingredients? Malzemeler neler diye soracağım. Ya da what's in it? İçinde ne var? Ne var? Şeklinde sorabilirim. In zaten içindeydi. İçinde ne var şeklinde sorabilirim. İkinci sorum. What is the process? Proses neydi? Süreç demekti. Süreç ne? Yani nasıl yapıyorsun? Yapma şeyini
Tarif et bana sürecini az önce anlattığın first second gibi. Ya da tell me how you prepare it. Nasıl hazırladığını bana söyle. Yani bana tarif et diyorum kısaca burada. Nasıl yapıyorsun? Üçüncü kısımda how do you usually cook? Genelde nasıl pişirirsin? Nasıl yaparsın? Ne vardı benim fiillerimde, ilk kitaptaki kelimelerimde? Grill vardı örneğin ya da fry vardı. Bunlara bir cevap olarak bunu söyleyebilirim ben bu soruya cevap olarak. Yani genellikle nasıl pişirirsin tavuğu diye soruyor arkadaşım. Ben de dedim ki ben genellikle kızartırım. Fried chicken severim. I prefer fried chicken şeklinde cevap verebilirim buna. Genellikle nasıl pişirirsin? Nasıl diye sormuş bana. How, unutma. How do you serve? Nasıl servis edersin? Serve it cold. Mesela soğuk servis et diyebilirim. Tatlı yaptım. Tavsiye ediyorum. Serve it cold. Soğuk servis et. Nasıl servis ederim? Which country does it belong to? Bu da yine Bonito ile alakalı en başta söylediğim gibi ülke mutfaklarından bir yemek sunmuş olabilir bana. Örneğin sushi, örneğin taco gibi. Diğer ülke mutfaklarına ait bir şey sormuş olabilir, söylemiş, tarif etmiş olabilir. Ve ben soru olarak da which country does it belong to? Hangi ülkeye ait şeklinde bir soru sorabilirim. Bunun cevabı olarak it belongs to Turkey, it belongs to Mexico gibi cevaplar da verebilirim. Hangi ülkeye ait? Örneğin mantı tarifi vermiş. Diyor ki which country does it belong to? Cevap veriyorum. It belongs to Turkey. Türkiye'ye ait bir yemek şeklinde cevap veriyorum. Bu sorular benim için boşlukta doldurmalı sorularda, testlerde. Çok önemli kalıplar. Bunları lütfen dikkatlice not alın. Yine konuyla alakalı sorularım var. Bakıyorum hemen. Bir tablo verilmiş bana. Fransa'da bir çalışma yapılmış. Yemek pişirme yollarıyla onu kullanan insan sayısı verilmiş sol taraftaki sorumda. Yemek pişirme yöntemlerim var. Mash neydi? Mashed potatoes mesela. Patates püresi. Ezmek, püre haline getirmek anlamında kullanılan bir fiildi mash. Steam buharda pişirmekti. Örneğin sebzeyi buharda pişirmek. Bake fırında pişirmek. Boil haşlamak, kaynatmak. Grill'de ızgara yapmak anlamında kullanıyordum. Bana neyi sormuş? According to the results, which of the following is correct? Hangisinin doğru olduğunu sormuş. Bakıyorum. Şıklardan gidiyorum her zamanki gibi. Half of the people like barbecue in France. Fransa'daki insanların yarısı barbeküyü seviyor. Şimdi barbekü dediğim şey benim bildiğim ızgara, mangal dediğim şey değil mi? Evet o. Ben buradan direkt neye gidiyorum? Grill'e bakıyorum. Grill'de ne diyor? 33 kişi seviyormuş. İnsanların yarısı yapar mı 33 kişi? Yapmaz. Dursun kenarda. B şıkkına bakıyorum. People in France like healthy cooking methods. Fransa'daki insanlar sağlıklı yemek pişirme şekillerini, metotlarını seviyor. Bakıyorum steam buhar 12 kişi seviyor. Fırında pişirmeyi 23 kişi seviyor. Ama en çok ızgarayı seviyorlar. Ben bunları healthy cooking metot olarak kabul edebilir miyim? Edebilirim. Kenarda bir dursun bu arkadaşım. Sıcak geldi bana. C şıkkına bakıyorum. Many people enjoy eating steamed vegetables. Birçok insan buharda pişmiş sebzelerden hoşlanıyor. Onları seviyor. Steam'i 12 kişi seviyordu. Çok insan değil Steam gitti. D şıkkına ki most of people are crazy about baked food. İnsanların, ya çok insan, çok fazla insan fırında pişirilmiş, fırınlanmış yiyecekleri bayılıyor. Çok seviyorlar. Bake kısmına geliyorum. 23 kişi, insanların çoğu değil, insanların çoğu hala grillde, ızgarada. Bu da gitti. Ben ne demiştim? B şıkkı olabilir, bu bana sıcak geliyor demiştim. Yine diyordu, insanlar genellikle sağlıklı yemek pişirme metotlarını seviyor. Doğru mudur? Doğrudur. Izgarada pişirmek sağlıklı bir yöntemdir. Buharda pişirmek sağlıklı bir yöntemdir. O yüzden cevabım B. Yandaki soruma bakıyorum. Yine bir diyalog sorusu. Az önce gösterdiğim soru kalıplarının işime yarayacağı yer tam olarak bu tip sorular. Bakıyorum Cemre ve Batuhan konuşuyorlar. Cemre diyor ki, Have you heard of chicken fajita? Tavuk fajitayı hiç duymuş muydun?
Batuhan dedi ki no, bla bla bla. Hayır, bir şey, bir şey, bir şey. Cemre diyor ki it belongs to Mexico. Ben az önce kelimeleri, soru kalıplarımı verirken şu şuna cevap olabilir demiştim, ipucu vermiştim. Batuhan ardından bir şey diyor. Cemre diyor ki chicken, garlic, onion and spice. Tavuk, sarımsak, soğan ve baharat. Yine malzemelerini vermiş mi? Vermiş. Soruyu okumadan yerine gelebilecek şeyler hakkında tahmin yürütüyorum. Öngörüde bulunmak soruyu çözmek için bana her zaman kazandırır. Batuhan cevap veriyor. Okey. Bla bla bla. Tamam. Nokta nokta. Cemre cevap veriyor. Of course. Tabii ki. I can send it to you by WhatsApp. Sana WhatsApp üzerinden gönderebilirim. Batuhan'a çok teşekkür ederim diyor. Bana neyi soruyor soruda? Which question was not asked in the diyalog? Şu seçeneklerden hangisi diyalogda sorulmamıştır diyor. Yani buradaki üçünün cevabının yukarıda var ama birinin yok. Ben zaten tahmin yürütmüştüm çözerken hangisi gelebilir diye. İlkene gelebilir demiştim. Bana ait olduğu ülkeyi söylemişti. Hangi ülkeye ait diye sorabilirim. Şıklara bakıyorum. Ülkeyle ilgili ya da ait olduğu mutfakla ilgili. Şu bana bir ipucu verir mi? Az önce ne demiştim? Which country does it belong demiştim. Burada which cuisine does it belong to demiş. Cuisine mutfak ama bildiğimiz ev içindeki bir bölüm olarak değil de bir ülke mutfağı anlamında bir mutfak. Hangi mutfağa ait? It belongs to Mexico. Belong to ile sormuş, belong to ile cevap vermiş. Birinin cevabını buldum. Daha sonra Batuhan bir şey soruyordu. Cemre de diyordu ki chicken, garlic, onion and spice içindeki malzemelerden bahsediyordu. Ingredients malzeme demek değil miydi? Malzemeydi. Malzemeleri neler diye soruyor. Cevabını veriyor mu? Veriyor. Sonra yine bir şey diyordu Batuhan. Cemre de diyordu tabii ki sana WhatsApp üzerinden gönderebilirim. Ben ondan tarifini istemiş olabilir miyim nasıl yapacağımı dair? Olabilir. Tarif receipt değil miydi? Receipt'i zaten demiş can you give me the receipt? Kendine sormuş. Kendine cevap vermiş. Böyle bir kuralım da vardı. Onun da cevabını buldum. Ama A şıkkında do we have to use meat sorusu. Et kullanmak zorunda mıyız sorusunun herhangi bir cevabı olmadığı için A şıkkı burada sorulmamıştı. Önceden fikir yürütmek en mantıklısı. Çünkü çözerken hemen tık tık bana zaman kazandırıyor. Tamam mı? Yine bir chart'ım, bir grafiğim var burada. Grafik soruları da beni biraz zorlayan sorulardan çünkü karışık olabiliyor. Türkiye'deki fast food, hazır yemek tercihlerinden bahsedilmiş. Hamburger var açık mavi olarak. Pizza var turuncu. Chips var cips. Gri olarak verilmiş. Dürüm var sarıyla gösterilmiş. Lahmacun da koyu maviyle gösterilmiş. İki tane de sorum var bakıyorum. İlk sorum şu sol alttaki şu soru. Diyor ki which of the following is not correct according to the results? Hangisi doğru değildir sonuçlara göre? Bakacağım. Hamburger is the most popular food among the teenagers. Gençler arasında hamburger en popüler olan yiyecekti. Bakıyorum hamburger neydi? Açık maviyle gösteriliyordu. %44. En popüler diyebilir miyim? Diyebilirim çünkü chart'ın o grafiğin neredeyse yarısını kaplıyor diyebilirim. Doğrudur. B şıkkına bakıyorum. More than half of the teenagers eat hamburgers and chips. Gençlerin yarısından çoğu hamburger ve chips yiyor. Hamburger neydi? Bakıyorum %44'ü. Chips hangisiydi? %10'u. Bunlar yarısından fazlası yapıyor mu? %54 yapıyor topladığında. Yarısından fazlası oluyor. Bu da doğru. C şıkkım. Dürüm isn't less popular than lahmacun. Dürüm lahmacundan daha az popüler değil. Yani bana demek istiyor ki dürüm lahmacundan daha popüler aslında. Onu biraz dolandırıp veriyor bana. Bakıyorum dürüm ne kadar? Dürüm %8. Lahmacun ne kadar? %15. Hayır. Dürüm lahmacundan daha az popüler değil. Tam tersine daha az popüler. İşte orada demek istedi yani dürüm lahmacundan daha popüler demeye çalıştığı şey yanlış. Dürüm daha az popüler. Çünkü %8. Emin olamadım, hesaplayamadım belki cümleyi anlamadım. Ne yapıyorum? Son şıkkına bakıyorum. Neydi son şıkkım? D şıkkı.
Teenagers doesn't like chips more than pizza. Gençler chipsi pizzadan daha çok sevmez. Bakıyorum pizza %23'lü burada. Chips %10'la burada. Doğru mu? Doğru. Evet. Chipsi daha çok sevmiyorlar. Böylelikle C şıkkımın yanlış olduğunu diğer bir yolla da kanıtlamış oldum. Diğer soruma bakıyorum. Ne diyor? Which question is answered in the chart? Hangi sorunun cevabı vardır diyor orada. Bakıyorum. A şıkkı. What can teenagers make slash cook? Gençler ne pişirebilir, ne yapabilir? Ben burada fast food'tan bahsediyorum. Benim evde yaptığım bir şeyden bahsetmiyorum. Bunun cevabı değil bu. Gördüğüm grafik. B şıkkı. Which one do the teenagers prefer the least? Gençler hangisini en az tercih ediyor? Bunu bulabilir miyim? Bulabilir miyim? %8'e dürüm var çünkü o. Çünkü orada dursun. C şıkkı. How many hamburgers should the teenagers eat a week? Gençler haftada kaç hamburger yemeli? Yine bununla ilgili bir verim yok elimde. Benim neyi tercih ettiklerine dair bir veri var elimde gitti. D şıkkını how often do teenagers eat fast food? Gençler ne sıklıkla fast food hazır yemek yer diyor. Ben ne sıklıkla yediklerini bilmiyorum. Neyi yediklerini biliyorum. O yüzden bunun da cevabını veremem. Bir tek B şıkkımın yani hangisini en az tercih ettiklerinin cevabını verebilirim. Cevabım o yüzden B şıkkı. Yine uzun bir paragrafım ve sorularım var. Bakıyorum. Omlet is a traditional food for breakfast. Omlet kahvaltı için geleneksel bir yiyecek. It is both delicious and healthy. Hem lezzetli hem de sağlıklı. There are eggs, cheese, salami and butter in it. İçinde yumurtalar, peynir, salam ve yağ var. I often cook omelet at the weekends. Hafta sonları genellikle çoğunlukla omlet pişiririm. Let me tell you how I make it. Hadi size nasıl yaptığımı söyleyeyim. First, ilk olarak. I crack two or three eggs into a bowl and mix them. İlk olarak bir kaseye 2 ya da 3 yumurta koyup onları çırpıyorum, karıştırıyorum. Then I add some grated cheese, salami, salt and pepper and keep mixing. Daha sonra rendelenmiş kaşar, rendelemek filminde. Salam, tuz, karabiber ekleyip karıştırmaya devam ediyorum. Daha sonra I melt the butter in a saucepan and pour the mixture into it. Daha sonra yağı eritiyorum. Bir tavaya koyuyorum. Sonra da karışımı onun üstüne döküyorum. Pour, dökmek. I cook it until it turns golden. Böyle altın rengi alana kadar pişiriyorum. Finally, I sprinkle some parsley on top for decoration before I serve it. Son olarak servis etmeden önce üzerine biraz maydanoz serpiştiriyorum. Sprinkle üstüne serpmek anlamında kullandığım bir şey. 8A sınıfından Çin arkadaşımız böyle bize bir omlet tarifi vermiş. Şimdi sorularıma bakacağım. Dördüncü sorumda ne diyor? An omelet is a kind of blah blah food for breakfast. Şimdi yapmam gereken bu cümlenin direkt paragrafta geçtiği yeri bulmak. Ne diyordu burada? İlk cümlemde. İlk cümlem. Şurada çizemedim. Pardon. Omelet is a traditional food for breakfast. Benzer mi? Benzer cümleler. Devamlı diyordu. It is both delicious and healthy. Hem lezzetli hem de sağlıklı diyordu. Benim buraya yerleştirmem gereken şey şu iki cümlenin bulunduğu yer. Bakacağım şıklara aynısını bulacağım. A şıkkında diyor ki delicious. Evet delicious var. Healthy. Healthy yok. Traditional var. Traditional da vardı. Ama unhealthy diyor. Ama sağlıksız diyor. Halbuki ben onun healthy, sağlıklı olduğundan bahsediyorum. İlk ikisi oluyordu ama sonuncusunda gitti. B'de diyor ki cheese to make an omelet. Hiçbir anlamı yok. Kahvaltı için omlet yapmalık bir peynir çeşidi gibi bir cümle oluyor. Hiçbir alakası yok. C şıkkında delicious. Evet delicious. Healthy. Evet healthy. Yukarıdaki paragraftan check ediyorum, kontrol ediyorum. Bir de traditional diyor. Evet traditional. Yukarıdaki paragrafla birebir örtüştü mü? Örtüştü. Yine emin olayım son şıkkıma bakayım.
Bahçede people used to prepare traditional dishes. İnsanların geleneksel yemekleri hazırlamak için kullandıkları bir yağ. Hiçbir alakası yok. Cevabım C. Yukarıdaki paragrafla birebir eşleştirdim. Beşinci soru. Gina melts the butter. Gina yağı eritiyor. Bla bla bla. Şimdi bana süreçle zamanla ilgili bir şey soracak. Belli ki yukarıda hemen yağı nerede erittiğini buluyorum. Nerede eritiyor diyor. Later I melt the butter in a saucepan and pour the mixture into it. Tam şurada later'lı cümlede söylüyor şu kısımda. Şimdi şıklardan gideceğim, eşleştirmeye çalışacağım. Biraz kafa karıştırıcı olabilir. Before'lar, after'lar havada uçuşuyor çünkü. A şıkı. Before she pours the mixture into it. Karışımı içine koymadan önce yağı eritiyor. Bakıyorum paragrafla uyuşuyor mu? Paragrafta ne diyordu? Paragrafta ne diyordu? Yağı daha sonra yağ eritiyorum ve karışımı içine koyuyordum diyor. Tamam aynı anlama gelmiyor mu? Yağ içine karışımı koymadan önce yağ eritiyordu. Tamam uyuştu mu? Uyuştu. Direkt ilk şekilde buldum. Birbirine ters şekilde söylüyor olabilir. Kafam karışmasın yukarıda her zaman çekedim. Son soruma bakayım zamanı hemen geçirmeden. Son sorumda da Gina often diyor. Genellikle. Often'un cümlem yine yukarıda vardı. Ne diyordu? I often cook omelet at the weekends. Hafta sonları omlet pişiririm diyordu. Bakacağım aşkına diyor ki has omelet twice a week. Haftada iki kez omlet yapar. Olabilir mi? Olabilir. Bir dursun. Çünkü haftada iki kez dediğim şey hafta sonuna denk geliyor mu? Geliyor iki gün sonuçta. B şıkkında diyor ki eats an omelet for dinner at the weekend. Hafta sonları, evet hafta sonları ama akşam yemeğinde omlet yer diyor. Hayır ben en başta bunun bir breakfast, kahvaltı için olduğunu söylemiştim. Gitti. C'de it's unhealthy food, sağlıksız yiyecekler yer diyor. Yine gitti bunun healthy olduğundan bahsetmiştim. D şıkkında prefers cooking an omelet without pepper. Biber olmadan pişirmeyi tercih ettiğini söylüyor ama ben şurada malzemeleri saydığım zaman içine pepper eklediğimi söylemiştim. O yüzden bunu da eliyorum. A şıkkım yani haftada iki kez yaptığı doğru oluyor. Gençler bugünlük benden bu kadar. Haftaya soruları Derya hocamızla çözdüğünüzü pekiştireceksiniz. Diğer ünitemizi hep beraber geçeceğiz. Söylediğim şeyleri not almayı tekrardan unutmayın. Testleriniz, kelimeleriniz yine size EOTEK'ten gelecek. Kendinize iyi bakın. Haftaya tekrar görüşmek ümidiyle şimdilik hoşça kalın.